Para odaklı olarak yaşamamızın sebebi hayata dair bir endişe mi? İnsanların hayatlarından bile önemli bir konumda mı yani para? Hem paralı hem de mutlu olmanın bir yolu var mı? Parasızlık mı bizi daha özgür kılar yoksa para mı? Para efendi midir yoksa uşak mıdır? Sizce biz para harcamayı biliyor muyuz? Kripto paralar paranın geleceği mi? Paraya olan bakış açımız bizim kişiliğimizi tanımlayabilir mi? Parayla hayatımızın anlamını bulabilir miyiz? Hocam hoş geldiniz. Merhaba Fazılcım hoş bulduk. Nasılsınız diyeceğim ama yani hepimiz çok yorgunuz ve üzgünüz, çok büyük evet. bir felaket yaşadık. Felaketten beri de hepimiz kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, siz de aynı şekilde. Öyle. Hayatını kaybeden herkese rahmet diliyoruz Allah'tan, ee, yakınlarına baş başsağlığı diliyoruz. Evet, Herkes kalanlar olarak büyük işimizin olduğu bir döneme girdik. Ben de Türkiye'mize tekrar inşallah geçmiş olsun diyeyim. Geçmiş olması için artık farklı bir şeyler yapmamız gerektiğini de öğrenmişizdir inşallah bu kadar can boşa gitmemiş olsun. En azından bu acıyı unutmayalım. Bir şeyler yapalım inşallah. Niyetimiz o. Bakalım. İnşallah. Konumuz da manidar. Konumuz para. Hatta ben gündemden de bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdi Güneydoğu depreminin ardından hepimizin aklına tabii İstanbul depremi de geldi. Marmara depremi de geldi. Ve hani İstanbul'da çok fazla hasarlı bina var. Yıkılmak üzere olan, işte çok kötü malzemelerle yapılan, çok eskimiş binalar var. Ee, ve çoğu ev sahibi de bunun farkında. Ama hiçbiri buna rağmen ne evlerini yıktırmak istiyor ne evlerini güçlendirmek istiyor. Ne de bu konuda bir şey yapmak istiyor. Hatta binanın test edilmesinden bile insanlar korkuyorlar ve kulaklarının üzerine yatıyorlar. Bizzat ben yakın çevremde de gördüm bunları. Bu da aklıma şu soruyu getiriyor. Yani para hani bu mudur ya? Gerçekten bu dünyadaki en büyük gerçeklik mi? Böyle insanların hayatlarından bile önemli bir konumda mı yani para? İyi oldu bu konuyu açtın. Zira... bu kadar cana mal olmasının belki de temel sebebi bu dert yani. Para... kar... E, omnipotent yani her şeye gücü yeten bir değer olarak... hayatımız öyle bir yerleşmiş ki... E, ölüme bile çare olabileceğini düşünüyor gibiyiz. Aslında düşünmüyoruz da zımnen böyle bir hikayenin içerisine oturtmuşuz kendimizi. Mesela makul ve mantıklı olmayan bir şey yaşadık ve hala işte senin bahsettiğin gibi göz göre göre ölüm tehlikesi içerisinde insanlar oturmaya razı oluyorlar. Bu... rızayı sağlayan şeyi bir anlamak lazım. İnsan ne olduğunu unutan tek canlı. Ölümlülüğünü unutan tek canlı. Daha önce konuştuk bunları önceki bölümlerimizde. Ve bunun içerisinde de endişeli bir canlı. Geleceğini sürekli güvence altına almak istiyor. Geleceği öngörebilmek istiyor. Ee, bize de şöyle bir şey oturtuluyor. Kültürel olarak da, tarihsel olarak da, hatta eğitimimizin içinde bile var. Yani paran varsa... işte kolunda altın bilezik, bankanda paran, işte bir evin, bir araban varsa geleceğin güvence altındadır diye anlatılıyor. Ve bir sürü insan geleceğini daha da güvence altına almak için para biriktirme, en kestirme yol olarak görüyor. Çünkü onu biriktirdiğimiz zaman işte kendimizi böyle güvencede gibi falan hissediyoruz. Ancak böyle afetler bilmem neler geldiğinde ya da birisi pat diye öldüğünde, bizim dışımızda biri tabii, kısa bir süreliğinde olsa ya işte bak para da olsa bazı şeylere yetmiyor ya da işte amansız bir hastalığa yakalanıyor birisi. Ne yaparsan yap tedavi edemiyorsun dünyanın en iyi doktorlarını getiriyorsun. Bu tip atipik hadiseler arada bir bize gerçeği gösterse de biz o gerçeği görmemek için çok direniyoruz. Para bizim endişemizin karşılığı yani varoluşsal endişemizin bir yansıması gibi. E, o yüzden de icat edildiği günden beri herhalde ona böyle deli gibi yapışmamızın sebebi bu. Ve işin garibi... Geleceğimizi güvence altına almak için dayandığımız en büyük e, garanti gibi gözükmesine rağmen hayatımızı berbat eden, bugün kapitalist sistemin dünyanın canını okumasına sebep olan bir sürü insanın aç kalmasına neden olan mesela para ve onun yarattığı hırs. E, bu maalesef bize çok daha fazla bedel ödetmeye devam edecek. Bence üzerine konuşmak için isabetli bir konu çünkü aslında hangi psikolojik arızamıza dayandığını anlarsak bu para sevdamızın belki para biriktirme için ömrümüzü harcamayı bırakıp biraz yaşamayı akıl edebiliriz inşallah. Ee, o da olursa ne hala hani bu muhabbete ona bir küçük katkı olursa çok sevinirim ama bu davranış kolay kolay değişmeyecek onu da söyleyeyim yani. Onun ya yani bizim para odaklı olarak yaşamamızın sebebi hayata dair bir endişe mi? Geleceğimizi güvence altına almak mı? Tam olarak. Şimdi aslında bilişsel olarak öleceğini biliyorsun. Her şeyin her an sana da olabileceğini biliyorsun. İşte o duyduğun kötü şeylerin her an başına gelebileceğini biliyorsun. Ama öte yandan bunların sadece olasılık olduğunu da biliyorsun. İyi şeylerin de olabilme potansiyelin hemen hemen eşit düzeyde olduğunu biliyorsun ama daha önce konuştuğumuz gibi insan zihni diğer bütün zihinler gibi, insan beyni diğer bütün beyinler gibi önce kötüyü görmeye programlı ki hazırlık yapıp işte bizi hayatta tutsun. Bütün canlıların ürkek olduğu gibi biz de endişeli bir canlıyız. Bu biyolojik bir gerçeklik. Ama insanın işte diğerlerinden bir farkı olduğunu söylemiştim daha önce. İyiye, fırsata ya da olumluya bakmak için zihnini eğitebiliyor ve böylece hayatında iyi ve olumluyu arttırabiliyor. Ama biz devamlı bizi endişeye kitleyen bir kültürün içerisinde yetiştiğimizde işte ne oluyor? O endişeleri gidermek birinci derdimiz oluyor ve para da hakikaten her şeye muktedir bir değer gibi gözüktüğü için, öyle zannedildiği için ee, üzerinde çok düşünmediğinizde öyle olduğunuza emin bir biçimde yaşayabildiğiniz için çünkü herkesin kabul ettiği bir hikayesi de normal geliyor. Ee, bizim bu konudaki ana sarıldığımız kurtarıcı oluyor bir yerde. Ama yeterince parası olan ve o parayla uzun zaman geçirmiş herkesin de teslim edeceği gibi mevzu o değil. Ee, yaşam sanatı parayla satın alınabilecek bir şey değil yani bu yaşamı anlamak ve onun içerisinde verimli yaşamak başka şeyler gerektiriyor. Bu arada parasız olmuyor onu söyleyeyim yani illaki temel iaşeni sağlayacaksın ama bu kadar ömrü heba etmeye gerek var mı bu konuda bence yok belki de işte bugün onu biraz açarız sen muhtemelen bilmiyorum ne sordun ama değişik sorularla geleceğin şimdi evet, evet onu çok, açarız bakalım evet değişik sorular ve ilginç sözler var bu bölümde şuradan devam edelim çoğu insan parayla mutluluğu birbirine çok bağlantılı buluyor çoğu insan da getirmez diyor şimdi şunu sorayım diyelim ki para mutluluk getirmez hem paralı hem de mutlu olmanın bir yolu var mı? Hem paralı hem mutluluğun tabii ki bir yolu var. Öncelikle mutluluğun ne olduğunu çözmek lazım. Onda daha önce konuştuk. Ee, mutlu bizi mutlu eden hadiselerin hepsinin ortak özelliği beklentilerimizle dış dünyada olan şeylerin örtüşmesiydi. Yani bizim bir beklentimiz var. Eğer etrafımızda olan bizim beklentimize uyuyorsa o zaman mutlu oluyoruz. Yani bizi mutlu eden her şey için bu geçerli. Şimdi insanın parayla mutluluk hissetmesinin zorlaşmasının bir önemli nedeni var. Sizin mali gücünüz arttıkça, yani parasal varlığınız arttıkça dünyadan beklentileriniz çeşitleniyor ve düşük ihtimalli beklentileri daha çok bekler oluyorsunuz. Mesela her şeyin sizin tadınıza, lezzetinize uygun gerçekleşmesi için satın alma gücünüz arttığından dolayı daha büyük bir beklentiniz oluyor. Büyük beklentilerin dünya tarafından karşılanması gittikçe zorlandığı için çok paralı insanlar ya da mali gücü yüksek insanlar genellikle dünya karşısında hayal kırıklığına uğruyorlar. İstedikleri gibi olmuyor. Yani somut bir örnek vereyim. Yatlarınız, katlarınız, imparatorluğunuz, her şeyiniz var ama oğlunuz, kızınız istediğiniz gibi davranmıyor. İşte sizin hayal ettiğiniz gibi olmuyor ya da ne bileyim işte hava durumu istediğiniz gibi gitmiyor ama siz kendinizi bu sanal fanusta, zengin gözüken fanusta Öyle bir kudretle donanmış zannediyorsunuz ki e, her şeye muktedirim artık istediğim her şey olabilir. Olmuyor. O yüzden e, nasıl diyelim birikimi çok olan insanların hayal kırıklığı daha büyük. O yüzden mutluluk potansiyelinin düşme ihtimali daha fazla. Ama parayla mutluluk nasıl olur dersen parayı dünyayı daha iyi bir yer yapmak için. Burası önemli. Kendin için daha iyi bir yer değil. Dünya gerçekten daha iyi bir yer yapmak için o parayı sarf ettiğin takdirde para elbette mutlulukların en güzelini getiriyor. ama bunu da yapabilmek olgun bir ruh ve gelişkin, eğitilmiş bir zihin istiyor yani öyle kolay bir şey değil. Parayla imtihan en ağır imtihan. Yani bir insana servet ver, gerçekten ne olduğunu görürsün. Çok 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 net ve keskin bir ayrımdır bu. İnsan hemen kendisini belli eder. Çoğu insan da hani eskiden param yoktu ama mutluydum, huzurluydum diyor. Sanırım bunun nedeni biraz o. Değil mi? Tabii ki mesela şimdi işte düşük bir gücün olduğunda dünyadan beklentilerin de düşük ve dünyanın bu beklentileri karşılama olasılığı daha yüksek. Tamamen istatistik olarak düşünelim yani ama çok beklentin olduğu zaman hayal kırıklığı şansın daha fazla. O yüzden her zaman söylerim Allah zenginlere yardım etsin diye. işleri zor. Çünkü bir insanın burada istediğini istediği an satın alabilmesinin... Onu mutlu etmediğini herkes çok kısa bir sürede öğreniyor. İlk başta böyle tatlı geliyor. Paranız yokken bu size harika bir şeymiş gibi geliyor ama o harcama özgürlüğünü kazandığınız anda işte bakıyorsunuz olmuyor. Yani gereken kalitelerin parayla satın alınamayan şeyler olduğunu fark ediyorsunuz. MTA'lar, fiyat olan her şeyi satın alabilirsiniz ama gerçekten hayatta değerli olan şeyin fiyat etiketi yok. Dolayısıyla onların bir mali değeri yok. Yani onlar. Hayatın size sunduğu, sizin belki kazıp çıkarmanız gereken özel yaşantılar ya da duygular. İşte yaşam bilgeliği dediğim şey biraz bu. Para aynı zamanda bize bir sorumluluk getiriyor, değil mi hocam? Ve evet. bu sorumluluğun altında eziliyor olabilir miyiz? Şimdi sorumluluk konusu daha evvel konuştuk mu hatırlamıyorum. Ben çok yerde anlatıyorum ama e, önemli bir mesele çünkü gücünüzle sorumluluğunuzun denk olduğunu düşünmeye elimsinizdir. Herkes böyle düşünür. Birisi mesela bir devlet başkanıysa her şeyden sorumludur. Ben sıradan bir vatandaş olarak işte belli şeylerden sorumluyumdur. Ailem falan filan. Fakat bu tanım çok doğru değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Sorumluluk kelimesi Türkçe'de de, İngilizce'de de sorulduğu zaman cevap verebilen yani herhangi bir konuya, konsepte, bağlama, olaya karşı cevap üretebilen anlamına geliyor. Response bu anlama gelir yani cevap verebilme demektir. Şimdi herhangi bir insanı düşünelim. Mesela i̇şte benim gibi gayet sıradan bir insan. Orada bir uzayda süpernova patladığı zaman ben bunun haberini duyarsam ona da bir cevap verebiliyorum. Dünyanın öbür köşesinde olan bir soruna da cevap verebiliyorum. Yanı başımda olan bir şeyde her şeye bir cevap verebiliyorum. Haberdar olduğum her şeye karşı aslında insan olduğum için bir sorumluluğum var. Şimdi bu sorumlulukla e, onu değiştirebilme yetkinliği aynı şey değil. Sorumlu olduğum şey bütün evrendir. Çünkü insanın zihni bütün evreni algılayabilir, onunla etkileşime geçebilir, onu duyabilir, görebilir ya da haberdar olabilir. Ama aksiyon bazında yani bir şey yapabilme bazında sınırlıklarımız var. Şimdi para sadece bizim çok düşük bir düzeyde aksiyon alanımızı genişletir. Ama insanın evrenden sorumlu olduğu gerçeğini değiştirmez hepimiz bütün varlığa karşı sorumlu olduğumuzun bilinciyle hareket edersek, etki alanımız, aksiyon alanımız, eylem alanımız, işte mali ya da başka nedenlerle genişlediğinde de bunun yükü altında ezilmemiş oluruz. Çünkü bizim sorumluluğumuz sonsuzdur aslında. Yani bir insan sadece ailesinden, sadece işinden, sadece bilmemesinden sorumlu değildir. Ve bu böyle felsefi bir çıkarım falan değil. Düşününce herkes bunu zaten kendi içinde görebilir. Çünkü... biz bütün evrenle ilgili bir canlıyız. Dolayısıyla öyle sadece bize yakınlığı, uzaklığı çok söz konusu değil. E bunu fark ettiğiniz zaman... bir mali gücünüz olduğunda mesela bak hep... dünyanın en büyük zenginleri... niye hep filantropik böyle yardımlaşma faaliyetlerine... milyonlarca dolar para aktarıyorlar? E, o serveti, o varlığı anlamlı yapmanın tek yolu bu. Çoğu insan bunları PR harcamaları olarak geliyor. Yani işte halkla ilişkiler, güzel gözükme falan filan. Halbuki konu bunun konu bunun çok ötesinde. O servetle yaşayabilmen için o serveti bu sorumluluk bazında akıllıca kullandığına kendini ikna etmen lazım. Aksi takdirde insanın iç zihinsel tutarlılığı hasar görüyor. Tabii bu kadar büyük bir servetin insana ne yapacağını ancak o servete sahip olursan anlıyorsun. Ben de teorik konuşuyorum. Hiçbir zaman o kadar büyük bir servetin üzerine oturmadım. Ama o insanların hayat hikayeleri, o insanların şu andaki aksiyonlarına dikkatle bakıp biraz davranış birimi biliyorsan aslında tamamen kendi vicdanlarıyla barışık yaşayabilmek için yaptıkları ya da yapmaları gereken temel hareket olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla servet sahibi oldukça sorumluluk pek değişmez ama aksiyon alabilme imkanın genişler. Daha fazla alanda atı oynatabilirsin. E burada da tabii kendini güvenceye almak için mi daha fazla kaleler şatolar yaptırırsın bilmiyorum. Öyle de harcayabilirsin. Ya da gerçekten dünyayı daha iyi yapmak için diğer insanların hayrına mı bir harcama yaparsın? Denemesi bedava. ikinci şıkkı uyguladığın zaman hayat her şekilde daha güzel olacak ve tabii ki şu bugün artık para dediğin şey bankadaki sayılardan ibaret. Yani onların mesela bu yaşadığımız afet gibi işte ekonomik krizler gibi durumlarda pıt diye sıfırlandığını, yarıya, üçte bire, beşte bire düştüğünü çok deneyimleyen birisi olarak o varlığın da gerçek olmadığını arada bir kendimize hatırlatalım. Yani bunlar tamamen sanal hikayeler. Çok eğleniyoruz içinde ama durum bu. Peki öyleyse parasızlık mı bizi daha özgür kılar yoksa para mı bizi daha özgür kılar? Evet ben seni imtihan edeyim Şimdi önce özgürlüğü konuşmuştuk mesela. Özgürlük neydi? Özgürlüğün maddi durumla hiçbir alakası yok. Maddi serbestlikle hiçbir alakası yok. Özgürlük karar verebilme, seçim yapabilme iradesidir. Yani o varsa eğer... seni zorlayan şartların dışında... E, bu... insanlar hep dışarıdan zorlayan şartları düşünürler ama... senin... işte... E, ruhunun, nefsinin derler ya bizde böyle nefsin isteklerini... her an yerine getirmek için koşturuyorsan, hedoni haz peşinde koşuyorsan özgür değilsin mesela. Kaç paran olursa olsun bu gerçek değişmez. Özgürlük dürtülerine ve zorlamalarına rağmen seçim yapabilip adım atmak ise eğer böyle tarif edersek... E, zenginlik ya da fakirlik bunda çok belirleyici bir parametre değildir. Çünkü sadece bir karardır yani. O karar da... maddi durumdan bağımsız. Tabii ki şunu... hemen söyleyelim. Belki, gerçi belki en başında söylemek lazım. Şu Maslow'un piramidi denen hikaye önemlidir. Yani bir insan... temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak bir... duruma sahip olmadığında yüksek insani seciyelerini devreye sokmakta çok zorlanır hatta çoğu zaman bu imkansızdır. Mesela kendimizden pay biçelim. Çok idrara sıkıştığınızı düşünün. Yani günlük hayatta çok başımıza gelebilecek bir şey. Ya tuvalet yok ve acayip idrara sıkıştınız yani. Zeka düzeyiniz düşüyor. Bir anda kabalaşabiliyorsunuz. Davranışlarınız, yürüyüşünüz her şeyiniz değişiyor. Bedensel ihtiyacın zorladığı bir yerde öyle salon adamı tavrını koruyabilmek çok kolay bir şey değil hayattaki temel ihtiyaçlara dair sıkışıklık bizde böyle bir şey yaratıyor. Yani daha yüksek görevlerimizi, sorumluluklarımızı düşünebilecek halimiz kalmıyor. Dolayısıyla bir kere orayı aşmış olmak önemli. Burada konuştuğumuz her şey temel yaşamsal ihtiyaç ve ihtiyaçlarını karşılayabilen insanların bundan sonra ne biriktirip biriktirmeyeceğiyle alakalı. Yani ne kadar fazla para lazım bize, ne kadarı mutlu eder. Bir ara bir çalışma vardı. Ayda işte 10 bin doların üzeri mutlu etmiyor falan filan diye e, tabii bu şu anda bu <laughs> dolar hesabı çok geçerli değil ama e, belli bir meblağdan sonra yani azıcık böyle kafana göre uçağa atlayıp bilmem nereye gezmeye giden, gitmeni sağlayabilecek meblağdan sonraki meblağ hiçbir şekilde mutlu etmiyor. Bunu daha önce senin parasal hayallerin konusunda da konuşmuştuk yani şu kadar para lazım falan ama öyle, o kadar yani o temel e, ihtiyaçları karşıladıktan sonrası insanın ne kadar insan olduğuyla, ne kadar insanlaşma yolunda kendini geliştirdiğiyle alakalı bir hikaye oluyor. Yoksa şu anda hakikaten yani beş parası olmayan, yiyecek ekmek bulamayan insanlara bu muhabbetin bir faydası yok onu söyleyelim. O biraz çizgi üstü bir şey konuşuyoruz burada. Ama şimdi özgürlük konusuna dönecek olursak şöyle bir blokaj var ya da de paradoks denebilir belki. Çok parası olan insanlar çok sorumlulukları olan insanlar oluyor. işte ne bileyim bir şirketin vardır, işlerin çok yoğundur. İşte bir sürü iş ve insana karşı sorumluluğun vardır. Parası olmayanların da bir şeyler yapmak istedikleri şeyleri yapabilmek için paraya ihtiyaçları oluyor ve bunun için çalışmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla parası olan kişi belki de hani çıkıp dünyayı falan gezmek istiyor ya da işte sevdikleriyle ilgilenmek istiyor ama bu sorumluluklardan dolayı bunu yapamıyor. Parası olmayan kişi de parası olmadığı için bunu yapamıyor. O zaman. Ama bunlardan bazıları. Kodiliklerini hemen yapabiliyorlar. Atıyorum şirketin yönetimini oğluna kızına devredip bir anda karayıpları oraya buraya İzlanda'ya giden tipler var mesela. Ben böyle bir tane tanım. Mesela. Şimdi burada onu yapanlar az sayıda yapamayanlar çok olduğunda çok olanın kaydı olduğunu düşünmemek lazım. Sadece o bir konfor alanından çıkamama özelliğimizin bir göstergesi. İnsan alıştığı şeyden çıkamaz. İşte geçenlerde bilmem kaç milyar dolar serveti olan bir arkadaşımız yani o serveti e, hayat şu anda hiçbir şey yapmayıp yemeye başlasa, bundan sonra 70 yıl daha yaşasa ki o kadar istatistik olarak ömrü yok, hiç para sıkıntısı çekmeden lüks içinde yaşayabiliyor. Ama diyor ki bırakamıyorum. Çünkü ben bundan başka bir yaşam tarzı bilmiyorum. Benim para çevirmem lazım. Yani milyarlarca doların da olsa bu değişmiyor. O döngünün dışına çoğu insan çıkamıyor. Ya da devamlı olarak ekmek parası için çalışmak zorundayım. Bu işte şimdi gençlerin boomer dediği jenerasyonun Çoğunluğu mesela böyle bir zihinsel formatta yetişmiş. Bizim ve bizden sonraki sizin gibi nesillerin de birçoğuna bu sirayet etmiş aslında. Yani devamlı çalışmak lazım. Bu da bir başka zihinsel kod, bir başka konfor alanı. Konfor alanı derken onun bir rahatlık olmadığını tekrar hatırlatalım. Alıştığımız, bildiğimiz hareket tarzı. İnsan ancak ve ancak gelir durumu, yaşadığı yer, zamanı ne olursa olsun durup düşündüğü zaman, kendini kritik ettiği zaman bu konfor alandan çıkıyor. İşte o zaman Ferrarisini satan bilge diye kitap yazılıyor. O zaman işte birisi böyle tırnaklarıyla kazıyarak para kazanmaya çalıştığı işini bir bırakıyor, çıkıyor piyasaya. 2-3 sene ciddi zorluklar çekiyor ama ondan sonra dünya onun biyografilerini okumaya başlıyor. Belki zengin ünlü oluyor, bir şey oluyor. Işte bunun benim bildiğim örneklerden bir tanesi Kaan Sekban'dır hep örnek veririm. Bankada çalışırken sen tepe saat çık adam senelerce de sıkıntı çekiyor bu yolda ama Şimdi Türkiye'nin en başarılı stand-up komedyenlerinden bir tanesi. Ki aynı zamanda... hani bu... E, ününü ve başarısını da... yardımlaşma vesaire gibi hani çok insani faaliyetlerde de... gayet güzel kullanabilir hale geliyor. Belki... beyaz yakalı işinden milyonlar kazansaydı bu kadar insanlara faydalı olamayacaktı. Oradaki konfor alanından çıkması hepimizin işine yarıyor. Şimdi demiyorum ki insanlar tası Star'a toplayıp her şeyi bıraksınlar ama hayatımızda hiçbir şeye mahkum olmadığımızı arada bir kendimize hatırlatmamız lazım. Mahkum olduğumuz genelde tek şey kendi zihinsel ezberlerimiz. Birçok insan o yüzden paradan da parasızlıktan da büyük azap çekiyor. Halbuki çoğu zaman buna gerek yok. Ben bunu şeye çok benzetiyorum. Selçuk Erdem'in bir karikatürü vardı. Yıllar önce Penguen dergisinde görmüştüm. Adam bir tanesi çölde. Önünde iki tane demir çubuk çölde şeye saplanmış kuma. O iki demir çubuğu tutmuş adam diyor ki ben deli değilim beni buradan çıkarın. Sadece iki tane demir çubuk etrafı bomboş. Durumumuz bu karikatüre çok benziyor. Yani o çubuklara yapışıyoruz ve sanıyoruz ki onlar bizi yerimizde rapt ediyor. Çünkü bıraktığımız zaman iş bitecek ama işte bunu da bazen 40-50 yaşlarında anca fark edebiliyorsun. O zaman özgürlüğün de mutluluğun da aslında parayla çok bir ilgisi yok. Hiçbir Daha çok yok. kendimizi sınırlayan kendimiziz yine. Aynen öyle. Yani. şu anda bizim mesela YouTube'dan bu sohbeti izleyebilen arkadaşlarımızın... temel yani büyük bir çoğunluğunun temel yaşamsal sıkıntılarını çözmüş ya da bir şekilde onun üstesinden... gelebilecek bir... yaşamı düzeyinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani burada birilerinin... yokluktan, tutsaklıktan, özgürlükten şikayet etmesi... Yani sadece internet erişimi olan bir insanın bile bundan şikayet etmesi için 10 kere düşünmesi lazım bence. Çünkü inanılmaz seçenekler var ama bizim zihnimiz onları görmemize izin vermez konusuna çalışmamız lazım. Peki, çocukken hepimiz bir şeyler olmak isteriz ama hiçbir çocuk büyüyünce ben çok zengin olmak istiyorum demez. Bu durum size ne düşündürüyor? Daha küçük çocukken değil mi? İyice Hı -hı. küçükken. İşte ee, işte çocukların bilgeliği diye bir şey var mesela ben yıllar yıllar evvel ilk kitabımdan önce web siteme çocuklardan öğrendiğim şeyler diye bir şey yazmıştım. Onun içinde bu da vardı. Yani çocukların hayallerinde mesela güç yoktur. Varsa da Superman gibi komik bir şey vardır. Yani herkese yardımcı olacak bir güç. Dünyada kötüleri durduracak bir güç isteriz. Yoksa böyle tahakküm kuracak bir güç falan istemeyiz. Çünkü çocukluk halimiz muhtemelen toplumsal arızalı kalıpların bize yüklenmesinden önce en safi insani şeklimizi temsil ediyor. Ve yani ben kendimde hatırlıyorum mesela oradan ne koruyabildiysem hayatımda şu anda onlar işe yarıyor. Merak falan da buna dahil yani çocukların merakı, her an öğrenmeye açık olması. Çocuk zihni şöyledir. Yani bunu bazı psikologlar da böyle açıklıyor. Biz şimdi dış dünyayı gözlemlerken belleğimizde daha önce yaşanmış olan bir şeylerle karşılaştırıp filtreler uyguluyoruz. Çocuk zihni ise bebek ve çocuk zihni dünyayı adeta bir spot ışığıyla aydınlatıp ne görüyorsa alıyor. Çünkü onun ne olduğuna dair, ne olabileceğine dair, iyiliğine kötülüğüne dair bir kodu olmadığı için, daha önceden yüklü olmadığı için onun dünyası tamamen işte ormanda ya da mağarada keşif yapan bir kaşifin durumuna benziyor. Feneri yaktığı her yer onun için yeni, ilgiye değer ve öğrenilmesi gereken. Hatta hayatta kalmak için elzem bilgilerden oluşuyor. Biz ise filtre ediyoruz. Mesela çocuk zihni böyle baktığı bir dünyada aslında erişkinden çok daha rahat bir şekilde tabiatın gerçek düzenini çok hızlı görebiliyor. Mesela i̇nsanların birçok kızgınlığına, sıkışmışlığına bilmem anlam veremiyor çocukken. Çünkü o kodlar daha yüklenmedi ona. O sıkıntıyı aklileştirecek, rasyonalize edecek arızalı kodlar henüz yüklenmedi. O yüzden diyor ki niye böyle yapıyorlar? Bunun için niye üzülüyorlar? Mesela çocukken öyleydik. Büyüklerin derdini hiç anlamazdık mesela. Biz arkadaşlarımızla neşe içinde oynarken onların televizyonda gördükleri bir şeye ahıva etmelerini anlamlandıramazdık. İşte o günlerin, o zihninin getirdiği bir şeyle biz aslında insanın gerçekten istemesi gereken formatta bir şeyler istiyorduk belki de. Kendi özünü keşfettikten sonra o özü dönüştürebileceği şeyi saf bir fayda olarak umabiliyorduk. Ama bu çok kısa sürüyor. Okula başlamadan önce daha çevresel kültürün zehirlemesiyle ben borsa yapacağım, youtuber olacağım, para kıracağım falan muhabbetleri başlıyor. Benim oğla, oğlumla öyle süper bir muhabbetim var. YouTuber olup para kıracağım diyordu. Sonra çocuğu yarım saat içinde paranın gerçekten hiçbir işe yaramadığını ikna edince büyük bir varoluşsal boşluğa düştü. O ilginç bir hikayeydi ama hala arada bir konuşuyoruz kendisiyle. Şu anda 20 yaşlarına yaklaşıyor. E, o kodu tam söküp atamadık yani. Düşün biz bile yerleştiriyoruz bir şekilde yani. Bu kadar konuşan adam ben. Ona mani olamıyorsun yani. Evet o zaman onu da sorayım. Şimdi çocukken çok güzel değerlere sahibiz. Her anlamda. Ama büyürken bunu kaybediyoruz. Biz bu çocukken sahip olduğumuz değerleri, merakı, o filtresiz bakışı nasıl kaybetmeyiz? Ne yapmamız gerekir? Hatta ebeveynlere mesela ne önerirsiniz bunun için? Ebeveynlere benim hep önerdiğim bir şey var zaten. Çocuğa öğretmeyi bırakın. Çocuktan öğrenme moduna geçin. Şimdi ebeveynin kaybettiği şey çocukta var. Aslında ebeveynin çoğu zaman çocuğa verebileceği hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çocuk kendisi bir kere yepyeni bir dünyaya doğuyor. Yani hele bugünkü değişim hızını düşün. Ebeveynlerimizin yaşadığı dünyadan çok farklı bir dünyaya çocuk getiriyoruz. Dolayısıyla bir kere onların bu hayatı keşfetmesi lazım. Keşfederken insanın yaratıcı tarafının ürettiği inovasyonlardan faydalanabilmek istiyorsak biz yeni nesilden faydalanmak zorundayız. Dolayısıyla oradan öğrenme moduna geçelim birincisi. Bu bu arada taklit edilerek yapılacak bir şey değil. Gerçekten insanın eğer çocuksun merakı ölmemişse insan kendi çocuğuna bile bir öğretici, bir mürşit, bir yol gösterici olarak bakabilir. Bu çok mümkün. Ben bunu özellikle çocuklarım küçükken her seferinde denedim. Bir şekilde Allah'a şükür içimdeki o çocuk merakı hiç ölmedi benim. Yani hala sabahları çoğu zaman beni yataktan kaldıran şey o. Ve çocuklarım küçücükken etraf buna diyordu ki artık baba oldun, otur oturduğun yere sorumluluklarım var. Falan. Değil misin öğretmenlerim yeni geldi yani bebekliklerinden itibaren benim ana işim onları izlemek oldu. Tabii bu arada babalık görevlerinin bir kısmı safsaklamış olma ihtimalim çok yüksek. Çünkü onları böyle hayranlıkla izlerken arada ben de kaptırıp gidiyordum. Şu anda mesela yaptığım çocuk kamplarında çocuklarla ilgili herhangi bir şey yaparken ya da işte mahallemde orada burada bir tane çocuğa denk geldiğinde ben saatlerce oynarım onunla. Çünkü onun öğretebildiği şeyi başka bir yerde bulamam. Hiçbir eğitimde yok. O bir hal öğretiyor. Dünyaya bir bakış sistemi öğretiyor. Sadece bunu keşfedersek zaten çocuğumuza bir şey vermemizin gerekli olmadığını, ondan bir şey almamızın bizim için çok iyi olduğunu fark edeceğiz. Ve mesela oraya baktığımız anda da hepimiz çocukluktan geçtik. Ortak özelliğimiz bu. Hatırlayacağız. Çocukluk dönemindeki kafamızı hatırlayacağız. Benim belki hayattaki en büyük şansım etrafımda sürekli çocukluğunun sağlıklı kısmını muhafaza eden insanlarla beraber olmak. Sağlıklı kısmından da kastım şu, bir de itaatkar çocuk modeli vardır. Yani eline bu ekmeğini al. O da yetkin olmayan insana dönüşüyor ileride. Mesela o tip insanları da ben çevremde olabildiğince... Yani uzaklaştırdım demeyeyim, bulamıyorum. Bana gelmiyorlar onlar pek. Genellikle araştırıcı, sorgulayıcı, kavgacı olmadan kaşif ruhlu... Böyle insanları etrafımda tutmaya gayret ettim. Onlar da muhtemelen çocukların bu güzel kısmını beraber taşıdıkları için benim de unutmamama yardımcı oldular. Ama çoğu zaman dış dünyada daha koca adam oldun hala mı laflarını çok fazla duyuyorsun. Bu yaştan sonra etme gitme bunları çok duyuyorsun. Bunları duymayacak korunaklı bir yaşam yaşamak bunun en büyük şartı. Biraz yaratmaya, üretmeye, yeni şeyler öğrenmeye açık olmak insanın işini kolaylaştırıyor. Yoksa bu düzenin çarkları bizi perişan eder. Yani sindirir, öğütür ve hepimizi o işte Ağaç kütüğünden böyle güzel kürdanlara çevirir bir güzel böyle ince ince yontarak. Bunu yapıyor. Sistemin en iyi işi bu. Sistemden biraz dışarıda durmak lazım. Peki konumuza ödeneyim. Çoğumuz para için çalıştığımızı düşünüyoruz. Belki de sanıyoruz. Ama çoğumuzun parayla elde etmek istediği temel kavramlar var aslında. Sizce bizim o arkadaki nihai gerçek amacımız ne? Bu özgürlük mü, güç mü, huzur mu? Ne olabilir bu? Çok kolay bir testi var bunun. İşte oğluma yapmıştım onun varoluşsal boşluğa düşmesinin sebebi o testti. Şimdi bizden mesela birine desen ki sana 1 milyon dolar versem yarın sabah ne yaparsın diye muhtemelen ev alır. Bir şeyler alır kendine ki yarını daha güvende hissetmek için. Oğlum da öyle yaptı. Dedi ki arsa alırım dedi. Niye dedim arsa alıyorsun? E dedi daha çok para kazanmak için. dedim oradan kazanacağım paranın on katında yatırıyorum sana dedim yarın sabah. Dedi daha büyük arsa alırım. Bu olay böyle gitti bir süre sonra. Ve ben dedim ki sana trilyon dolar yatırdım. Yani ne istiyorsan onu yatırdım. Daha fazla para kazanmana, sülalenin para kazanmasına hiç ihtiyacın olmayacak kadar para yatırdım. Yarın sabah ne yaparsın sorusunun cevabı olmadığını fark edince irkildi. Şimdi hepimiz çok güzel bir araba hayal edebiliriz. Ama arabayla gidecek bir yerin olmadığı zaman, yani bütün hayatın arka sokaktaki bakkaldan ekmek alıp gelmekten ibaret olduğunda Ferrari ne işine yarar? Çoğu insan bunu düşünmeyi Ferrari hayali kurarak ömrünü geçirebiliyor. Para bir değerdir. Yani biz ona bir değer atfederiz. Bu değer ancak bir amacın varsa senin için bir anlam ifade eder. Mesela çok insan hayatında şunu deneyimler. Bir hedef koyar kendine, kafaya bir şey takar, bir sanat eseri yaratmaya kalkar, bir şey yapar yeterince ısrarlı olursa onun sonucunda maddi bir gelir elde etmeye başladığını görür. Şimdi bu sistemin tam tersidir. Birçok insan mesela sanatçıyı şey zanneder. Bunlar zengin tabi, Babadan paraları var. Öyle boyaları sürüyorlar, bir şey yapıyorlar. Sonra sanatçılar. Pek öyle olmuyor. Yani sanatçılık tam tersi başlıyor. İmkansızlıklar içerisinde soyut düşünceden çıkış arayan insanların somutlaştırarak maddesel denemeler yaptığı bir şeydir sanat. Çok farklı versiyonları vardır, benzersizdir birbirine ama bunların hepsi... yokluktan bir şey yaratmayla ilgilidir, bir şey ortaya koymakla ilgilidir. Şimdi... bunu yapmayan bir insan... milyonlarca bilmem nesi olsa doları falan filan... ne yapacak acaba? Test şu... Ömrünüz boyunca koşturduğunuz, çalıştığınız... sürece elde edeceğiniz gelirin 100 katını şu anda bankanızda gördüğünüz meblağ olarak... Tamamen kullanımınıza açık. İsterseniz hepsini bavul ya da konteynerlarla nakit olarak çekebilirsiniz. Keş para canlı. Yarın sabah ne yapacaksın? Bu sorunun cevabı yoksa parasızlık hiçbir işinize yaramaz. Bu sorunun cevabı varsa parasızlık size engel olamaz. Bu kadar nettir bunun cevabı. Aynısını mutluluk konusunda da konuşmuştuk. Yani ertesi gün her şeyin yerli yerinde olduğunda ne isteyeceksin? Ve o istediğin şey hemen satın alınıp tüketilebilecek bir şey ise bir sonra ne isteyeceksin sorusu gelecek. Dolayısıyla bu sorunun cevabı olarak eğer satın alınamayacak, başkası tarafından çalınamayacak, senden başkası tarafından bulunamayacak bir şey varsa cevap olarak güzel bir hayat yaşıyorsun demektir. Herkes bunu kendi içerisinde test edebilir. Ben şu konuyu çok önemli buluyorum. Ekonomik özgürlük ve e, ekonomik özgürlük de ancak parayla gelen bir şey. Ekonomik özgürlüğe sahip olduğumuz zaman istediğimiz her şeyi de yapabiliyoruz. Biraz önce konuştuğumuz konularda da kendimizi daha yetkin ve bilinçli hissedebiliyoruz. Ya da güvende hissedebiliyoruz en basitinden. Öyleyse yeterince parayla ulaşabildiğimiz ekonomik özgürlük aslında bizim parayla birlikte aradığımız yegane en önemli şey midir? Sorudaki bir hataya dikkat çekmek isterim. Daha doğrusu kelime dizgesinde. Ekonomik özgürlük sadece parayla elde edilen bir şey sözünü alalım. Bize çok yüksek maaşlar veren bir yerde çalıştığımızda gerçekten ki aylık gelirimiz çok yüksek olduğu bir memurada gerçekten ekonomik özgürlüğümüz oluyor mu? Mesela o yüksek maaşı bize verenler bizden muhtemelen hafta sonu ve gece mesaisi de istiyorlardır. Günümüzün kuralı böyle. Ve 7-24 bir başkasının, bir başka planın gerçekleşmesi için bütün ömrümüzü neredeyse harcadığımız bir şeydi. Acaba gerçekten özgürlüğümüz var mıdır tırnak içerisinde? Şimdi parayla özgürlük ilişkisi demin konuştuk. Bu yüzden netameli bir mevzu. Belli bir asgari düzey gelir diyelim ya da varlık. Hayatta kalmak için gerekiyor ama bunun üstünde ekonomik özgürlük dediğimiz şey parayla ilgili değil, yaratımla ilgilidir. Bir insan eğer ekonomik olarak yani kendi hayatını yönetmek, kendiyle ilgili karar vermek ve bu konuda kaynak harcamak konusunda özgür olmak istiyorsa yaratmak zorundadır. Bir şey, bir davranış yaratmak, bir fikir yaratmak, bir yardım yaratmak, bir yol yaratmak, bir eser yaratmak, bir şey yaratmak zorundadır. Yaratım insana has bir yetenektir. Bunu konuştuk. Tanrısal kısmımızdan gelir ve biz yarattığımız zaman ortaya bir değer koyarız. Bu değerinde bazen karşılığı paradır. Sıklıkla hatta karşılığı paradır. Çünkü insanlar o yarattığımız değerden istifade etmek için bize en kolay yapabilecekleri şekilde para öderler. Mesela ben işte üniversitede ders anlatırken bana para ödeniyor. Şimdi üniversitede ders anlatmak ya da dışarıda ders işte konferans, keynote konuşmalar falan yapmak için... İnsanlar niye para öderler? Üniversitedeki standart bir kadro olarak düşünülebilir ve orada maalesef kötü bir durum var. İyi de anlatsan kötü de anlasan, maaşını almaya devam ettiğin için bak o meslek yozlaşıyor dikkat et. Fakat şöyle bir benchmark olsa sadece öğrenciyi coşturan, anlattığı şey en çok akılda kalana daha fazla maaş vereceğim, öbürünün maaşını keseceğim demeye başlarsan ki gerçek dünya böyle çalışır, gerçek doğal rekabet böyledir. Sen ortaya konan değer nispetinde kendi ekonomik özgürlüğünü kazanabilen insanlar görmeye ve sistemin gittikçe daha iyiye doğru tırmandığına şahit olmaya başlarsın. Bu pozitif bir rekabet ortamı sağlar, geliştirici bir rekabet ortamı. Ee, ben mesela kendimden sıklıkla şu açıdan örnek veriyorum. Konuşmak benim küçüklüğümden beri yaptığım bir şeydir. Şimdi yaşamımı geçirme yolu ama sadece ağzımdan ses çıkarttığım için olmuyor. 30 senedir bir şeyleri birleştirmeye çalışıp ortaya bir değer, bir bağlam, farklı bir bakış açısı koymaya çalışıyorum. ve Bu bakış açısı benim yaşamama da yardımcı oluyor. Ama benim amacım bununla para kazanmak değil. Kazandığım parayla daha çok şey söyleyebilmek, insanlara daha çok yardımcı olabilmek, daha fazla bakış açısı vermek. Dikkat edersen sürekli bir prosedür bu. Devamlı olarak kendini ittirmene, geliştirmene yol açıyorsa bir şey, o zaman sana özgürlük sağlıyor. Ben şu anda dünyada 8 milyar insan varsa, bunlarda belki... Hani milyonda bire giren özgürlüklere sahibim. Allah herkese nasip etsin ve bunun için hiçbir şey yapmadım. Bunun için sadece ve sadece işte Allah'ın bana verdiği sistem neyse onu optimal kullanmaya çalışıyorum. Çünkü hiç kimse hiç yoktan bir şey yaratmıyor. Kendi şartları içerisinde yeterince şanslıysa onları böyle birleştirip oynayarak bir şey koyuyor ortaya. İşte sen burada bir şey yapıyorsun, öbür arkadaşın bir şey yapıyor. Hepimiz ortaya bir şey koyuyoruz ve yaşam ilerledikçe bunu daha sofistik hale getiriyoruz. Bunu yaptığınız zaman gerçek özgürlük olur. Öbürleri özgürlük sanrısıdır. Bankada bilmem kaç milyon dolarınız olması bütün gençliğinizi bir işin peşinde harcayarak elde edebileceğiniz bir şeydir ama yaşlanınca o parayı yiyemeyeceğinizi bilirsiniz. Para efendi midir yoksa uşak mıdır? Ve sizce ne zaman efendidir, ne zaman uşaktır? Para bundan hiçbiri değildir. Ee, uşak mesela, hizmetçi, ee, sana yardım eden, hizmet veren birisi ne yapar? Senin bir isteğini yerine getirir. Eğer bir isteğin varsa o isteğini karşılayacak düzeyde para senin yardımcı bir aracın olabilir. Uşağın olabilir. Sen onun geçici bir süre... işte efendim... efendisi olabilirsin. Ama bu dünyayla ilgili galiba gözden kaçırdığımız önemli bir şey var. Yıllar evvel şu sahiplik konusunda bir kafa yormuştum. Yani bu dünyada hiçbir şey, gerçekten bir şeye sahip olabilir miyiz? Yoksa hakikaten büyüklerin dediği gibi hiçbir şeye sahip olamıyor muyuz diye. Sonra sahip kelimesinin etimolojisine bakmak aklıma geldi. İlginç, sahip sözcüğü Arapçadan geliyor. Sahabe ile aynı kökenden. Yani arkadaş, yoldaş demek. Aslında biz günlük hayatımızda ben bir şeye sahibim dediğimizde sadece ona bir süre yoldaşlık ettiğimizi ima ediyoruz. Halbuki bir şeye Günlük anlamda kullandığımız ya da kullanmaya çalıştığımız şekilde sahip olmanın esas Arapça kökenli karşılığı ona malik olmak. Yani bir şeyi mülk edinmek. Ee, öte yandan da mesela bir şeye malik olmanın ölçüsü nedir? O artık sonsuza kadar senindir. ve Başkası onun üzerinde hak iddia edemez. Buradan bir kefenle bile zor giden bir insanın neye malik olabileceğini düşünelim. Bu dünyada maliklik yok. Sahiplik ise sadece belli bir süre yoldaştık anlamında. Şimdi böyle baktığınız zaman para da aslında belli zamanlarda halini, hatırını belki sormanız gereken, ondan yardım istemeniz gereken bir yol arkadaşı olabilir. Eğer dünyaya böyle bakabiliyorsak, bu dünyadaki somut olan her şey aslında belli bir süre bize işte yoldaşlık etmek için burada. Benim mesela şimdi işte kullandığım bir araba var. Kiralık olmasına rağmen kendini çok seviyorum. E, gayet bana gayet iyi hizmet ediyor. Arıza çıkarmıyor mesela. Ama biliyorum ki o araba ila nihaye hani... kiralık araba olduğu için değil... ben o arabayı kullandığım sürece benimle beraber olacak. Zira daha önce benim olan arabalar da vardı. Sonra sattım ve hayatımdan çıktı. Bir şekilde bunlar değişiyor. Yani mal mülteci para da böyle... bütün varlıklar da böyle. Ama... benim varlığa dair merakım... o benim zaten. Yani Dolayısıyla onu... E, bir yoldaşlık şeyle değil, benim bir parçam olarak algılıyorum. Hayatta önemli olan parçamız olan şeyler. Geri kalan hiçbir şey biz sahip olamıyoruz. Bizimle sadece belli bir süre beraber geliyor ya da biz onunla beraber gidiyoruz. Para da sadece böyle bir şey. Para, gittiğiniz yolu biliyorsanız işinize yarayacak bir şey. Yolunuz yoksa, yolsuzluk geldi aklıma hemen. Oradan bir şeyler oluyor. Mesela paranın tek amaç olması bir insana cehennem olarak yeter. Etrafımda çok örneğini de gördüm yani. Para tek amaçsa ya da endişelerinizi giderecek tek ilaç gibi gözüküyorsa bu hayatta cehennemi yaşıyorsunuz demektir. Yani para efendi de değil, uşak da değil, yol arkadaşıdır. O kadar. Buraya kadar para kazanmayı konuştuk. Biraz da harcamayı konuşalım. Sizce biz para harcamayı biliyor muyuz ve nasıl harcamamız gerekiyor kazandığımız parayı? E, bu konuda tabii ben de çok sicili bozuk bir adamım çünkü... E, para için yaşamadığımdan paranın hesabını da çok bilmiyorum. Bu iyi bir şey değil bu arada. Bunu şey iyi bir örnek olarak söylemiyorum ama bunu öğrenmek lazım. Günümüz dünyası hızlı hareket ederek mümkün mertebe düşünmeden karar vermemizi zorlayan bir dünya. Bunun altında yatan en önemli gerekçe de biz düşünürsek çoğu şeyi satın almaktan vazgeçiyoruz. Ama düşünmediğimiz zaman çok hızlı bir tüketiciye dönüşüyoruz. Çünkü endişeli zihnimiz devamlı gördüğü her şeyi istiyor. Bulunsun falan. Şimdi herkes evindeki kilerine, buzdolabına ya da alet kutusuna bir baksın. Yıllardır dokunmada ne kadar çerçöp dolu evin içi. Bazen aldığımız birçok şey sıfır ambalajında bile duruyor. Unutuyoruz onu orada. Ama zamanda alırken çok heyecanlıydık. Bunu kesin almalıyım falan diye. Böyle bir tüketim dünyasında bu soru daha da önem arz ediyor. Yani ben neye nasıl para harcıyorum? Ee, Orhan Veli okuyarak başlanabilir mesela hava bedava su bedava falan diyor yani aslında hayatta iyi olan yaşamı destekleyen bize lazım olan hemen hemen her şey bedava <laughs> aklıma şimdi kaçınılmaz olarak Cübbeli Ahmet'in benzetmesi geldi o da orada şey diyor günahların hepsi paralı sevaplar bedava bu açıdan da bir ekonominin altını çizmişti mesela hakikaten günahlar çok pahalı ee, bu hani bir dalga geçmek için söylemiyorum ama bir bu ne diyeyim sadüi dediğimiz bir şeye yakın. Bize aslında gerekli olan şeylerin çoğu ücretli değil, para istemiyor. Ama tabii ki ihtiyaçlarımız oluyor. Yani bir şeyleri satın almamız gerekiyor bol miktarda. Şimdi bunun içinde çok sevdiğim bir hikaye var. İşte bir tasavvufi kıssa bildiğim kadarıyla. Kim olduğunu hatırlamıyorum ama adı işte adamın bir tanesi işte canı bir şey istese cebinden para çıkarıyormuş, tam alacak. Say ki aldım diye öbür cebine koyuyormuş. Her seferinde bunu yapıyormuş. Sonra öbür cepte biriktirdiği paralarla say ki yaptım cami diye bir cami yaptırmış derler. Yani dünyada aslında durup düşündüğümüz zaman para harcadığımız birçok şeyin ihtiyacımız olan şeyler olmadığını fark ediyoruz. Kendimizi iyi hissetmek için uyuşturucu müptelası gibi arada bir alışveriş yapmamız gerektiğini hissediyoruz. O yüzden mesela Instagram'da gezerken kendimizi bir anda o saçma sapan aleti ya da çantayı almak zorunda hissediyoruz. Hele ki paramız varsa çoğu zaman buna engel olamıyoruz. Düşünmemenin bedelidir bu. Para harcamak ya harcama yapmak kesinlikle ve kesinlikle bilinçli farkındalıkla düzeltilebilecek arazları olan bir şeydir. Bilinçli farkındalık da nedir? Her bir ödeme işleminde, her bir raftan alma, her bir online mağazada seçme, sepete atma işleminde bir durup 10 saniye iki tane nefes alıp gerçekten buna ihtiyacım var mı sorusunu sorarak müthiş tasarruf edebilirsiniz. Aziz Agustin'in sözünü tekrar hatırlatayım. Felsefe bana hiç para kazandırmadı ama beni birçok gereksiz masraftan alıkoydu diye. Sadece düşünerek zenginleşebiliyoruz. Bu devirde özellikle tasarruf ve iktisat en önemli konularımız. Para harcamayı gerçekten ben de bilmiyorum. Etrafımda bilen çok az adam var. Bu arada zengin insanların pinti olduğunu söylerler, cimri olduğunu söylerler. Bazen doğru olsa da genellikle öyle değildir. Zengin olan insanların zengin olmasının sebebi akıllıca harcama yapabilmeleridir. Belki onlardan örnek almayı da düşünebiliriz. Bizi zengin yapan şey ne kadar paramız oldu mu yoksa ne kadar harcadığımız mı? Zenginle varlıklıyı ayırmak lazım galiba. Ben bu tanımları yakın zamanda fark ettiğimi zannediyorum. Mesela bazı insan için zengin dersin, bazı için ise varlıklı dersin. Mesela bunu dediğimde mesela zihninde nasıl bir şey oynuyor ya da bizi izleyenlerin zihninde nasıl bir şey uyanıyor bir baksınlar. Belki tanıdıkları işte medyada bilinen isimler geliyordur aklına. Zengin dediğimizde parası olan ama sadece parası olan tipleri anlarız. Ama varlıklı dediğimizde arkasında bir kültür, bir yaşam biçimi, bir gusto, bir tat, bir bir şey vardır. Varlıklılık daha kompleks bir değer biçimidir ama zengin... şu anda... birisi benim hesabıma bilmem kaç milyon dolar yatırsa da ben zengin olurum. Ama sonra o zenginlikle ne yapacağımı bilmiyorsam eğer... hani bu zenginlerle ilgili... medyamızdan önümüze düşen enteresan haberlere meze de olabilirim, Allah saklasın. Varlıklı olmak zaten biliyorsun hani batıda da bu... soyluluk falan dediğimiz bir şey var ya belli bir kültürden gelmeyle alakalı bir şey ve bizim aslında hep söylerler bunu boş ve hamasi bir laf olarak dinledim ben yıllarca. Soylu bir kültürümüz var, derin bir kültürümüz var diye. Gerçekten bu toprakların kültürü en güzel maddi değerle nasıl ilişkiye geçeceğimize dair kodlar içeriyor. Önce zengin olanın yardımlaşmasını dayatıyor. Eğer bu toprağın kültüründen kopmamışsanız, zenginlik, zenginlikle baş etmek için çok güzel bir kültürel mirasımız var baş etmek diyorum altını çizeyim. Zenginlik baş edilmesi gereken bir şeydir. Ve çok hızlı bir şekilde zenginliği varlığa dönüştürebilen bir kültürde yaşadığım için çoğu zaman şükrediyorum. Ama tabii ki hepimiz o kültürden aynı derece nasipleniyor muyuz? Ona da çok emin değilim açıkçası. Hı -hı. Bana şey sözünü hatırlattı. Para kazanmak beceri, harcamak kültür ister. Kesinlikle öyle. İşte varlıklığıyla zengin arasındaki fark bu. Peki evrensel temel gelir isimli bir tez var. Siz de duymuşsunuzdur. Ülkelerin tüm bireylere, gelirleri, kaynaklara ve istihdam durumuna bakılmaksızın belli bir miktar nakit transferi, bir maaş verilmesi. Bu tezle ilgili ne düşünüyorsunuz? Mecbur olarak yapılacak. Şu anda birçok ülkede benzeri uygulamalar başladı. İnsan nüfusunun bu kadar arttığı, standart işlerin hemen hemen hepsinin üretimlerin mekanize ya da dijitalize olduğu bir dünyada işte Harari'nin dediği gibi bir gereksizler sınıfı ürüyor mecburen. Çünkü insan 250 seneden daha uzun bir süredir makinevari işlerle istihdam edildi. Biz medeniyet olarak buna alıştık. Bugün öğretmenlik bile makinevari bir iştir. Yani belli bir müfredat vardır. O öğretmeni çıkarıp yerine bir başkasını koyarsan aynen sürdürebileceği sistemler kurulur. Biz bunu marifet diye de anlatırız. Yani öyle bir sistem kuralım ki insana bağlı olmasın falan. Tam gayet güzel. Ama bunun için artık mesela makinalarımız var, yapay zekalarımız var, bir şeyler var. Bunlar işi bizden çok daha iyi yapıyorlar. Şimdi bunun sonucunda üretilen değerin paylaştırılması gerekecek. Dünyada hiçbir zaman açlık ve işsizlik sorunu olmadı şimdiye kadar. Dünyanın tek sorunu insandan sonra bu ortaya çıktı özellikle medeniyetten sonra. Dünyadaki gelirin belli kesimlerin elinde toplanması en büyük sorundur ve bütün büyük dinlerin vaz ettiği şeye bakarsan en temel şeyi biriktirmeyi yasaklar. Çoğu kişi bunu fakirliğe övgü zanneder. Halbuki gelir dağılımının dengelenmesinin bu dünyadaki barışın temeli olduğunu bütün akıllı insanlar görebilir. Yani hepsi o yüzden gerçekten varlıklı insanlar servetlerinin önemli bir bölümünü insanların faydasına harcarlar. İşte Darüşşafaka gibi cemiyetler kurarlar, bir şeyler yaparlar. İnsanları desteklemenin, toplu iyi olmanın tek çaresi olduğunu fark ederler. Hani bundan dolayı soru neydi unuttum. Evrensel temel gelir. Ha evet. Bundan dolayı mesela bu davranışımıza baktığında bizim iyi yaşayabilmemiz için dengeli gelir dağılımı lazım. Basit bir matematikle Anlatırlar ya dünyada bilmem kaç tane aile var. Dünya gelirinin yüzde doksanı onların elinde. Bunun akıllıca dağıtını, bu insanları fakir yapmadan akıllıca dağıtıldığı bir sistemi kurmak çok mümkün. Sadece aynı hikaye üzerinde anlaşmamız gerekiyor. Bu da işin en zor kısmı. Bunu yaptıktan sonra şu anda dünyada 8 milyar küsür insanın her birine çalıştığının karşılığını ödemen veya çalışmıyorsa da temel bir gelir vermen son derece makul. Çalışsa da çalışmasa da. Şimdi temel gelir, tembellik yaratır diye bir algımız var. E, i̇nsanın elindekiyle hiçbir zaman tatmin olmayan bir varlık olduğunu bildiğinizde, temel yaşamsal gereksinimlerini karşılayan bir insanın, yaratıcı davranışlarla o geliri arttırmaya çalışacağını niye hiç düşünemiyoruz? Çünkü bu biz bizde böyle çalışmıyor. Biz bunu kendi hayatımızda içselleştirmiyoruz. Halbuki insana uygun eğitim fırsatlarını ver ki şu anda internet bunu büyük oranda altyapı olarak sağlıyor. içerik olarak olmasa da. Ve insanlara temel gelirlerini ver. Bak bakalım neler çıkıyor, neler oluyor. İnsanlar dünyayı daha iyi iyileştirmek için kadim değerlerimizle de beraber doğru yöne baktıklarında eve ekmek götürme endişesi olmayan insanın temelde yapabileceği şeylerin sınırı yok. Becerebilirsek çok güzel olacak ama böyle bir naif e, ütopya tasarlamak için henüz çok primitif canlılar olduğumuzu da biliyorum. Yani o kadar zihinsel olgunluğumuz yok. Dövüle dövüle öğreneceğiz yani. Peki para içi boş bir kavram mıdır? Şu açıdan soruyorum. Normalde bu kağıt parçalarının, bankada gördüğümüz o dijital rakamların hiçbir değeri, hiçbir karşılığı yok sadece biz o toplumsal olarak onun değerli olduğunu kabul ettiğimiz için yani toplu bir sözleşme anlaşma yaptığımız için o paralar bir değer kazanıyor. Dolayısıyla aslında para içi boş bir kavramdır. İçi boş demeyelim. Yani e, Oliver Twist romanı ne kadar içi boş bir şeyse para da o kadar içi boş bir şeydir. Çünkü para bir hikayedir. Hepimizin ortak olarak inandığımız bir anlatıdır. Bu arada paranın gerçekten ne olduğunu ve parayla ilişkimizi nasıl en doğru bir şekilde kurabileceğimizi öğrenmek isteyen herkese Dursun Ali Yaz'ın yazdığı para kitabını okumaya davet ediyorum. Türkiye'nin en iyi işlerinden bir tanesi. Para kitabını, para kitabı bu arada Dursun Ali Yaz'ın senelerce dünyayı gezip araştırma yaparak yazdığı bir kitap. Evinden yazdığı bir kitap değil. Çok büyük emeklerle yazılmış bir kitaptır. Ve para kitabında aslında paranın mantığını anlıyorsunuz yani ne olduğunu. Bu bir anlatı. Formları sürekli değişiyor. Yani eskiden işte takas usulü yok, kemiklerle bilmem neyle yapılırken şimdi basılı banknotlarla, bir dönem işte altın gibi referans değerli madenlerle falan filan kullandığımız bir şey. Ama sonuçta takas ekonomisinden para ekonomisine geçmek gibi bir karar insanlığın seyrini değiştiriyor. Bir kere bunu anlamak lazım. Artık elimizde işte bu omnipotent kelimesi çok önemli. Her şeye muktedir diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Her şeye muktedir bir hikaye var. Bu hikayeyle her şeyi alıp satabiliyorsun. Eskiden üzümü verip ayakkabı aldığın günlerden buna geçmek çok büyük bir zihinsel dönüşümü tes temsil ediyor. Çünkü ortada artık bir referans değer var fakat ne zaman sen, yani insanlık o değeri standart bir referans, diyelim altın gibi bir şeye bağlamayı bıraktı da reel ekonomiye bağlamaya başladı, İşte o zaman fitne fesatlı ortalığı kavurmaya başladı. Şu anda biliyorsun Amerikan ekonomisi dünyayı karşılıksız bastığı dolarlarla yönetiyor. Bunu dünyadaki herkes biliyor. İşte atıyorum dünyada x dolar emtia varsa toplam piyasada 2x, 3x para geziyor. Çok fazla karşılıksız bir para var. Bugün aslında para dediğimiz şey bizim içini boşalttığımız bir hikaye. Kendi emellerimizi alet ettiğimiz bir hikaye. Şimdi işte dijital versiyonları falan filan da çıkıyor. Ama mantık tamamen aynı. Para bir hikayedir. Ortak olarak kabul ettiğimiz bir hikayedir. Bu hikayeye inandığımız için, biraz da fazla kendimizi kaptırdığımız için, dünyayı döndüren hikayeye dönüşmüş durumdadır. Halbuki paranın bir hikaye olduğunu anladığımız zaman rahatlarız. Para boş da değildir. Oliver Twist kadar etkileyici bir hikayedir. Hayatımızda etkileri vardır. Nesner hayatta karşılığı vardır. Dolayısıyla o hikayeyi bir hikaye olarak ciddiye almamız... Ama çok da aşırıya kaçmamız lazım diye düşünüyorum. Ben bu arada hala kendim param, parayla olan, paranın hikayesiyle olan ilişkimi yüzde yüz doğrulttuğumu söyleyemem. Yani benim de bu konuyla ilgili arızalı kodlarım var. İşte Dursun Ali ile konuştukça, araştırdıkça anlamaya çalışıyorum. Hala yavaş yavaş düzeltiyoruz. Zor bir konu. Hı hı, anladım. O zaman buradan şu soruyu sorayım. Blockchain dünyasına aşina mısınız? Öncelikle. Baktan. Kripto paralar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kripto paralar e, önceki sorudan yola çıkarsak... paranın geleceği mi? İşte aslında Blockchain teknolojisi ilgimi çekti. Biraz sordum, soruşturdum zamanında. Birkaç sene önceydi galiba. E, aha dedim vallahi benim aklıma gelmişti tarzı bir şeymiş. Tabii sadece aklıma gelmiş olabilir. E, merkezi yönetimden bağımsız olarak... Aynen biyolojide gördüğümüz gibi karşılıklı birbirini kontrol eden ağların üzerine kayıtlı emtialarla yürüyen bir ekonominin kapısını açıyor aslında. Ee, bunu birisi şeye benzetmişti, çok hoşuma gitti yani. Köy meydanında bir tane eşek var. Soruyorsun bu eşek kim? Birisi diyor ki Mehmet amcanın. Bir kişiye daha soruyorsun o da diyor Mehmet amcanın. Üçüncü kişiye soruyorsun o da Mehmet amcanın. Herkes Mehmet amcanın dediği için eşek Mehmet amcanın oluyor. Dolayısıyla blockchain teknolojisi de biraz böyle. Merkezi artık bir kayda ya da referansa başvurmana gerek yok. Herhangi bir değer, herhangi bir nesne, herhangi bir dosya e, kime ait bütün sistemde kayıtlı. Şimdi bu e, bambaşka bir hikaye getiriyor bize. Bir kere ademi merkeziyetçi bir yani bir merkezi olmayan sistemlerin kurulmasını mümkün kılıyor. Ama para hikayesi çok kadim bir hikaye. Biz parayla ilgili kendi hikayemizi değiştirmedikten sonra bir teknolojinin tek başına bir şey değiştirdiğini düşünmüyorum. Yani sadece parayı basma teknolojisinin değişmesi gibi bir şey olabilir ama internet birçok şeyi değiştirdiği gibi mesela bizi bağ toplumundan ağ toplumuna fırlattığı gibi muhtemelen para hikayemizde de bir değişim yapacak. Ben işte bu yapay zeka işte bu bütün dijital olayları aslında hani insanların kendi eliyle yaptığı bir devrim gibi görmeye meyilli olanlardanım. Fakat bunun değişimi zaman alacak. Yani böyle bir, bir iki nesilde hemen halledebileceğimiz bir şey olmayacak. Ve çok şükür ki nasıl bir şeye dönüşeceğini hayal bile edemiyorum. Ama başka bir şey olacağını hissedebiliyorum. Şu kritik farktan dolayı biz yıllarca biyolojik sistemleri anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Biyolojik sistemlere çok aykırı davranan insanın bu tuhaf davranışlarına da anlam vermeye çalıştık. Şimdi internet gibi bir ağ teknolojisi sayesinde artık canlılıktaki o network, bağlantısallık şeyi ve özelliği bizim yaşamımıza da girmeye başladı. Ve bir şey bağlantısal hale geldiğinde artık şebeke bilgisi diye bir şey ortaya çıkıyor. Tekil notların ya da kuvvet odaklarının bilgisi ya da gücü değil, şebekenin görgüsü ve bilgisi önemli hale geliyor ve şebeke değiştikçe, bağlantısallıklar değiştikçe davranış biçimleri değişiyor. Dolayısıyla bu bizi tekrar belki kolektif bir organizmaya doğru götürecek. Mantarlarda, işte o tek hücreli canlılarda gördüğümüz komünal davranışın bir benzerini belki biz üretebileceğiz. Oradan da neler zuhur edecek... ki bu da işte... fizikte ve felsefede... emergent, beliren davranış diye nitelenir. Öngöremezsin yani, beklemen lazım. Bekleyince ortaya pat diye bir şey çıkar ve sen ondan sonra onu analiz etmeye başlarsın, ha, bu bundan oldu falan gibi. Bekleyip göreceğimiz bir şeylere yol açacağını düşünüyorum ama... Kadim uyarı vardır ya, siz kendinizi değiştirmedikçe başınıza gelenler değişmeyecek diye. İnsan da hikayesini dönüştürmeden teknoloji ne olursa olsun başına gelen çok değişmeyecek yani. Hı -hı. Önce hikaye. Peki paraya olan bakış açımız bizim kişiliğimizi, kim olduğumuzu tanımlayabilir mi? Örneğin para her şeyi yapar diyen biriysek biz de para için her şeyi yapabilecek biri mi? Öyle potansiyeli mi sahip oluyoruz? E, genellemeler bu konuda zararlıdır ama istatistiksel olarak ağırlıklı bir biçimde doğru ve haklı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü... yine aynı şekilde... akıl dediğimiz meleke hikayeyi üretir ve bu hikayeye dayanarak dünya hakkında kararlar verir. Eğer para... bizim zihnimizde her şeyi satın alabilen mutlak güç kaynağı ise... o mutlak gücü elde etmek için Yüzüklerin Efendisi'ndeki hikayede de gördüğümüz üzere hani yüzü alınca fıttırıyordu ya millet böyle eline işte o hikayedeki gibi para bize her şeyi yaptırabilir. Bizi insanlığımızdan bile çıkarabilir. O yüzden hikayeyi düzeltmek lazım. Bunun tersi de var. Yani mahfiyet e, kültürü içerisinde büyümüş birisi. Yani yokluğu kutsayan kültürler. Ben böyle bir kültürün çocuğuyum mesela. Benim parayla ilişkim çok problemli. Uzun süre paradan tiksindim mesela. Ve sonra birisi dedi ki senin ee, işte e, bazı Musevi cemaatlerinin çocuklarına yaptırdığı şeyi yapman lazım. falan. nedir o dedim. Para bankını utanıp seveceksin dedi böyle. İlişkini düzeltmen dedi. Dedim öyle manyakça şey mi olur? Onlar da öyle seviyorlarmış falan dedi. Sonra düşündüm üzerine makul ve mantıklı. Çünkü ben de bir uçtayım. Bir başkası da bir başka uçta. Para ne düşman olabilecek kadar kıymetli ne dost olabilecek kadar kıymetli. Dolayısıyla arada bir yerde onu doğru bir yere koymak lazım. Yine her şey akıl ve hikaye ve bu hikayeye göre biz davranış gösteriyoruz. Hikayemiz sağlıklıysa davranışlarımızda hatalar olabilir ama nihayetinde sağlıklı bir yere çıkarız. İnsan sürekli işte niye dilimizde tüy bitiyor? Bilinçli farkındalık, kendine bakma, bilmem ne. Ya ben buna ne değer atfediyorum sorusu çok önemli. Ya ben ne için yaşıyorum? İşte o hesabında milyonlarca dolar olsa ertesi sabah ne yaparım sorusu da bunun için. O paranın benim için kıymetine Sadece zengin olmak için zengin olmak çok acı bir acı bir kader yani. Benim düşünebildiğim en acı kader. Bu arada yani sırf zenginlikten uzak durmanın kul cool tavrıyla ömrünü yapabileceği birçok şeyi maddi eksiklik nedeniyle yapamıyor olarak geçirmek de kötü bir nokta. Orta yol, denge her zaman iyidir. Vasat, biz vasatı mesela bir ortalama kötü bir şey gibi algılıyoruz ama işlevsel ve normal olan demek aslında vasat. İşlevsel alanda kalmamız lazım. Ve o işlevsel alanda işte sağlıklı hikaye oluşturmak zor. Radikal hikayeler çok hoşumuza gidiyor. Mesela işte gençliğinde böyle sosyalist, komünist gruplara falan girdiysen halkların kardeşliği, para yok, işte herkes komünal falan. Öyle bir dünya değil burası yani. Bir sakin ya da para güçtür, her şeyle geçirelim. İki hikaye de hastalıklı. Arada bir sakin olmakta fayda var. Ha bir de bu şeyi de daha önce onu söylemedim galiba ama radikal hikayelerin bu kadar taraftar bulması, böyle davranış bozukluklarının birçok insanı cezbetmesinin bir sebebi var. Basit açıklama hoşumuza gider. Bir şeyleri basitçe formülize eden her türlü açıklama hoşumuza gider ama maalesef dünya basit bir yer olmadığı için her basit açıklama gerçeklikten bir kopuştur. O yüzden o ...radikal gruplanmaların hiçbiri ila nihayet insana ve insanlığa saadet getirmeyecek. Yani çok net. Hı hı. Parayla gıda alınır, iştah alınmaz. İlaç alınır, fakat sağlık alınmaz. Eğlence alınır, fakat neşe alınmaz. Boş vakit alınır, fakat huzur alınmaz. Hizmetçi alınır, sadakat alınmaz. Neden bunlardan birini alabiliyoruz ve diğerini alamıyoruz? Bütün bölümün özeti bu. Konuştuğumuz her şeyin özeti bu. Ee, bir şeyin fiyatı varsa kıymeti harbiyesi yoktur. Gerçek değeri yoktur. Yani değersizdir o bir şeye fiyat koyabiliyorsan. Gerçekten bu hayatta kıymetli olan şeylere fiyat etiketi koyamazsın. Onun parasal bir karşılığı yoktur yani. Dolayısıyla para hikayesini işte normalleştirmek derken para sadece parayla satın alınabilecek şeylerle ilgilidir. Ben kendi özlü sözlerimi yazmayı hiç düşünmedim ama zamanında babama ettiğim bir söz var babam seneler sonra onu bana hatırlattı. Ben de ilk kez web sayfama özlü sözler alıntılarken ona kaynak belirtmeden kendi sözümü doğruya koymuştum. Hala bu sözümü severim. Caymadım o sözümden. Parayla satın alınabilecek kadar kıymetsiz şeylerin peşinde koşmaya vaktim yok. Bu kadar uzun bir ömrüm yok. Ben bir şeyler yaparım, para gelirse kullanırım. Ama bunun peşinde koşmak için benim ömrüm çok kısa. Dolayısıyla yani böyle bakmayı seviyorum meseleye. Ee, Beş kuruş paranız olmadığında o sadakat, o eğlence, o dostluk, o güzellik o kadar yaygın ve bedava ki onu o kadar beklenmedik yerlerde bulabiliyorsunuz ki ve çoğu zaman paranız olduğunda onlara o kadar zor ulaşabiliyorsunuz ki yani onları o kadar kolay kaybedebiliyorsunuz ki ee, o yüzden yani insanın bir kere daha bir kere daha düşünmesi lazım ee, para için çocuklarınızın büyümesini kaçırıyorsanız mesela. Bakın bu kısım çok önemli. Ben bu konuda yaralı bir insanım. Ben doktora tezimi yaparken kızımın yürüdüğünü ıskalamıştım. Pat 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 arkamdan yürürken fark ettim. Bu çocuk ne zaman yürüdü falan oldum böyle. Mesela o durumda ben bunu para için yapmadım. Bir çıldırmış bir hani böyle bilimsel bir şeye kendimi gömmüştüm ama orada bile mini bir pişmanlık var. Fakat yarın bir gün hiçbir işe yaramayacak bankadaki bol sıfırlı bir rakam için hayatınızın eşsiz anlarını kaçırmanın bedelini Hiçbir parayla ödeyemezsiniz. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla hayatın gerçek kıymetini anlayan bir hikayeye sahip olmak bu devirde en büyük nimet. Her devirde en büyük nimet. E, o nedenle aslında sadece bu bir senin sorduğun soru bir soru değil bir hatırlatma. Bunu her gün kendimize hatırlatalım. Gerekiyorsa yazıp duvarımıza asalım, bir şey yapalım. E, çünkü bütün dünyanın kültür olarak bizi koşturduğu şey hedef falan değil. Bu para hedef değil. O bir araç. Onu doğru bir hikayeyle doğru yere koyalım. Çünkü çok kısa bir süre buradayız. Çok kısa bir süre. Yani bunun içerisinde böyle yalpalamalara vaktimiz de, lüksümüz de yok. Peki hepimiz yaşamışızdır ya da şahit olmuşuzdur. Para toplumsal ilişkilerin doğasını değiştirebiliyor. Gerek aile, gerek arkadaşlık, gerek aşk. Para işin içine girdiği zaman bu ilişkiler genellikle negatif anlamda etkilenebiliyor. Neden böyle bu? Az önce söylediğim şeyden dolayı. Hikayenizdeki yeriyle ilgili siz mesela birçok insan sınanmadığı için belli zorluklarla kendini masum zanneder. Yani onu kim söylemiş hatırlamıyorum. Ben Senai Demirci'den duymuştum. Sınanmadığın günahın masumu sayma kendini diye. Birçok insan imkanı olmadığı için kötülük yapamaz. Birçok insan işte kanundan, tüzükten bir şeyden hatta cehennemden ve Allah'tan korktuğu için kötülük yapamaz. Yani onu sınırlayan bir şey vardır. Ve o sınırlayan şey kalktığı zaman o insanın gerçekten ne olduğunu görme şansınız olur. Ve birçok insanda birçok şeyi parasızlıktan yapamaz. Mesela maalesef çoğu zaman insan eşine bile başka şansı olmadığı için sadık olabilir. Bunun örneği çok var. Sonra diyorlar ya adam parayı gördü bozuldu falan. Şimdi parayı görünce bozulması normal çünkü zaten bozuktu o. Sadece hareket alanı olmadığı için bir şey yapamamıştı. O yüzden servet büyük bir imtihan bizim gerçekten ne olduğumuzu bize gösteren bir e, ağır bir sınav bu arada. Bir, bir nimet ya da bir kıyak falan değil. Çok ağır bir sınav ve birçok insan yani duyarsın bunu sadece filmlerde olmaz bu gerçek hayatta da var. Lanet olsun keşke bunu kazanmasaydım, keşke buna bu kadar uğraşmasaydım. Yatım katım olacağına işte çocuğumun sağlığı yerinde olsaydı bilmem ne olsaydı diyen insanları çok görürsün. Yıllar evvel rahmetli Sakıp Sabancı'nın onun bir engelli çocuğu vardı malum. Onun sağlığıyla ilgili söylediği şeyler mesela televizyonda bana çok dokunmuştu. Bu kadar servetim var bak bu çocuğa hiçbir faydam yok diye o çaresizliği. Mesela benim aklımdan hiç çıkmadı. Gerçek hayat başka bir şey. Bu hikaye başka bir şey. Hikayemiz ne kadar gerçek hayatla örtüşüyoruz. Hayatın gerçek değerleriyle. O kadar servet bizi bozmaz. O kadar işte servet bizim hayatımıza ve mutluluğumuza katkı yapabilir. Eğer bir insanın ilişkilerinin kalitesi kötü yönde değişiyorsa, parasal duyumu değişince onun hayatında parasal hikaye gereksiz bir yerde demektir. İnşallah düzeltir. Öyle diyelim. Peki o zaman sonuç olarak parayla hayatımızın anlamını bulabilir miyiz? Parasız hayatın anlamını bulmak çok zor. Ama parayla da çok zor. Özellikle meblağ arttıkça. Allah rızkın hayırlısını versin diyelim. Yani makul bir miktar, rahat yaşayabileceğiniz bir miktar gelir. En temel insan hakkıdır. Ama onu elde ettikten sonra hayatın anlamı sormayla alakalıdır. O da parayla olmuyor. Yani sorma varsa bulunur. Niye bulunmasın yani? Ne zengin ne fakir yani. Aynen öyle. Teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür ederim. Sıradaki bölümlerde görüşmek üzere. Lütfen abone. abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da tek tek okuyoruz. Evet ben çok ilginç buluyorum bazı yorumlar özellikle. Evet. O yüzden ben de okuyorum yorumları. Lütfen yorum yazmayı da ihmal etmeyin. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.